Geriye dönüp bir yıla baktığımız zaman ne görüyoruz? 2021 yılında yeni yıla yeni zamlarla başlamıştık. Sonra dönüp tekrar bugüne bakıyoruz. 2022 yılına maalesef yine zam yağmuruyla başlamış bulunuyoruz. İktidarın 2022'de ne yapacağını görmek için 2021'e bakmak gayet yeterli. Ve kendileri de millete ve ülkeye artık bir faydalarının dokunmayacağını o kadar iyi biliyorlar ki artık insanların milli ve manevi duygularını sömürmenin de ötesine geçtiler maalesef. Artık iktidar doğrudan dini sömürüyor. Doğrudan ayetlerin kendilerini sömürmeye kalkıyor. Faizi kesin kes reddeden hükmü delil gösterip ekonomideki beceriksizliğin üstünü maalesef örtmek istiyor. Din faizi değil de yüksek faizi yasaklamış gibi tavır takılıyor. Fakat aynı faiz öğrencilerin borçları söz konusu olduğunda, vatandaşın borcu söz konusu olduğunda birdenbire görmezden geliyor. İçişleri Bakanı iktidarın yapmış olduğu icraatları bize bütün bunları yaptıran Allah'tır diyerek yaptıkları yanlışların da üzerini örterek kendilerini ve partilerini ve icraatlarını maalesef aklamaya kalkıyor. Bu felaket anlayış AK Parti iktidarına iktidar olmanın da insan olmanın da getirdiği mesuliyetleri belki unutturmuş. Elbette biz bunları görürken buldukları fırsatta inancımızın değerlerine yönelik kinleri kusanları da görmezden gelmeyeceğiz. Özgür Özel'in hadsizce kurduğu cümleleri elbette kabul etmiyoruz. Konuşmaya başladıklarında İslam'ı çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullananları da ya da bir bahaneyle nefretlerini kusanları da biz tanıyoruz. Bunların neye inandıklarını kendileri de bilmezler. Menfaatleri nereye gösterirse, faydalarını nereye gösterirse oraya odaklanırlar. Ancak burada iktidar sahiplerinin bu tarz kendini bilmezlerin yaptığı açıklamaları malzeme yapıp kendi yaptıklarını perdelemek için attıkları taklalarına da yem asla olmayız. Neden? Çünkü birileri hangi düşmanlığı sergilerse sergilesin, şayet Müslümanlık diye bir dert varsa bu derdi olan tek bir kişinin dahi itikadını bozamaz. Ancak Allah yaptırıyor diyerek, Nas böyle emrediyor diyerek 20 yıldır olduğu gibi söze geldi mi, inancımızın gereği gibi konuşup eyleme geldi mi, inancımızın emir ve yasaklarının tamamen zıttında icraat ortaya koyanlar bizi ve neslimizi ifsad eder, inancımızı da tahrip eder. Erbakan hocamızın en tehlikeli yanlış, doğruya en yakın yanlıştır uyarısını asla ama asla
zihinlerimizden çıkartmayacağız. Biz hakikati her şart altında söyleriz. Ancak hakikati duruşlarıyla perdelemeye, ifsad etmeye çalışanları bir kenara bırakıp yapay gündem bile olmayan, meselelerin çözüm arayışına hiçbir katkısı olmayan konulara elbette takılıp kalmayız. Cihadın en faziletlisi zalim sultana hakkı söylemek olduğunu biliyoruz ve yaşıyoruz. İktidar yeni ekonomik model diye bir safsata ortaya koydular. Bu tamamen ambalajı yenilenmiş küresel sömürü çarkının Türkiye'deki uygulamasının devamıdır. İktidarın icraatları boyunca ortaya koymuş olduklarına bakıyoruz. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir, yoksulu daha yoksul yapan bir sisteme teslim olmuş durumdalar. Bütün ekonomik faturayı, bütün bunalımı millete kesmiş durumdalar. Vergiler günden güne artıyor, faturalar günden güne artıyor. Asgari ücretler yükseldi, fakat asgari ücretlinin alım gücü giderek düştü. Bugünkü yeni model diye piyasaya sürdükleri şey, aynı şekilde az önce bu ifade ettiğimiz hususların elbette devamı. Döviz kuru bir yere kadar düşebildi, tekrardan tırmanışa geçmiş durumda. Yeni yıl gelir gelmez zamlar da gelmeye başladı. Piyasadaki yüksek fiyatların suçunu yıkmak için aklınca lobi uyduranlar, hayali bir düşman oluşturup vatandaş gözünde kahraman olmak için onunla savaşan bir iktidarla karşı karşıyayız. Fakat biz bu büyüyü bozacağız Allah'ın izniyle. O maskeyi düşüreceğiz Allah'ın izniyle. Kahraman kisvesinin altında yatan vergilerle, israfla, yolsuzlukla vatandaştan alıp yandaşa dağıtan bu çirkin sureti bizler ortaya çıkaracağız Allah'ın izniyle. Millet derdi olmayanın, milletin derdiyle dertlenmeyenin, kendi insanını kandırmaya kalkanın dilinden maalesef vatan, devlet, bayrak türküsü düşmüyor. Bunlar saraylarının, ellerinde bulunan imkanlarının, itibarlarının faturasını gece kondulara kesenler. Bunlar şatafatlı yaşamlarını, faturasını, külfetini kağıt toplayıcılarının çekçeklerine yıkanlar. Bunlar faturalarıyla, vergileriyle, israflarıyla insanımızı bezdirenler. Bunlar ülke yönetiminden yoksun olup algı yönetimine talip olanlar. İnsanımızın milli ve manevi duygularını kullanarak yine aynı insanımızın emeğini, alın terini, umutlarını sömürdüler ve maalesef devam ediyorlar. 10 hareketinden 8'i yanlış, biri şüpheli, biri doğru olan iktidar. Her fırsatta bir yanlış, bir doğru olan icraatlarını umut olarak pazarlıyorlar ve 8 yanlışı birdenbire insanlarımızın zihinlerinden siliyorlar. Ancak buraya kadar olduğunu söylemek istiyorum. Artık insanımız yolsuzluğun, rantın, tüketen ekonominin, tüketim ekonomisinin ağır şartlarını iliğinde, kemiğinde hissediyor. İnsanımızda kendini gösteren bu uyanışı
biz Saadet Partisi kadroları olarak çok daha fazla arttırmak mecburiyetindeyiz.